Dün faiz kararı açıklandı. Biz onun üzerine tabii konuştuk. Ne olur, ne biter bundan sonrası açısından ama bir iyimser bir tablo var mı? Yani böyle bir tablo da karşımızda şimdi. Özellikle ekonomi yönetiminin söylemlerine baktığımızda enflasyonun işte hep Cevdet Yılmaz ne diyordu? Yıl sonuna doğru daha da o düşüşü göreceğiz. Öyle giden bir durum var mı? Döviz kurlarında mesela. Bu bizi yanıltıyor mu yoksa? Çünkü bir şey var. Hani bir ya yerinde mi sayıyor? Yani hani ne diyorlar işte 40'lar olacak, şöyle olacak mı? Olmadı. Bu olmayacağı anlamına mı geliyor yoksa şimdilik bir baskılama, durdurma politikası mı uygulanıyor? Şöyle Erdal abi, ben de biraz genişleteyim Elif'in sorusunu isterseniz. Uygulanan ekonomi politikaların bir sonucu olarak mı enflasyon düşüyor? Ha, yoksa, ya da doğrusu bu aslında. Ya, yoksa baz etkisiyle işte Temmuz Ağustos'ta geçen yıl çok yüksekti. Bu yıl baz etkisiyle biraz geriliyor mu? Ve tabii burada TÜİK'in payı ne kadar? Şimdi bayağı şey oldu. Zor sorular sordu. İkisi de. Hem yıllık enflasyon baz etkisiyle düşüyor hem de aylık enflasyon da düşüyor. Yani baz etkisiyle tabii düşüş var. Bu düşüşün daha fazla olmasını bekliyorduk. Ama kamu zamları devreye girdi. O kamu zamlarının devreye girmesiyle birlikte mesela 10 puan düşecekken 9 puan düşmeye başladı. Bu yıl sonunu etkiliyor tabii. Yani 38 beklentilerde niye 38 yıl sonu beklentisi 1 puan civarında arttı? Çünkü kamu zamları beklenmiyordu. Ama aslında bekleniyordu, ertelenmişti değil mi yılın ilk yarısında? Ya benim de edindiğim izlenim, ben Merkez Bankası ile ta seçim öncesinde konuştuğumuzda şeyde bana söyledikleri, dedim ki kamu zamlarını ne yapacaksınız? Biriken zamlar var, ne yapacaksınız? Onların dedi yönetilen, yönlendirilen kapsamda çok iyi yönetilmesi gerekecek dediler. Bu yılın başı için söylenen bir bu yıl başında bunu söyledi. Onu zaten Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ilk enflasyon raporunda da işaret etmişti. Özellikle elektrik ve doğalgaz zamları. Şimdi ben oradan çıkarak, yola çıkarak şöyle bir şey kurdum. Seçimlerden sonra işte küçük küçük yedire yedire bir zam politikası gidilecek. Çünkü sübvansiyon çok büyük. Bunun bir şekilde eritilmesi lazım. Bir kısmını zaten enflasyona eritiyorsun bir şeyde. Evet, evet. Bir kısmını da ona bağlı olarak yap. Ama bu oranda beklemiyor muydunuz elektrikte? Bu oranda beklemiyordum. Köprü otoyollarda doğalgaz. Beklemiyordum. Niye? Çünkü uygulanan politikalarda bu şeyi daha hızlı düşürmeleri gerekiyordu. Ama dev bir bütçe açığı öngörülüyor bu yıl örneğin. 2.7 trilyon. İşte sıkıntı orada. Mehmet Şimşek istediği sonucu, bütçe gelirlerini arttırmak için istediği sonucu Cumhurbaşkanı'ndan izin alamadı. Alamayınca yani borsa kazançlarından vergi alınacaktı değil mi? Hani şeyde vergi yasasında ilk halinde. İlk halinde. Evet, evet. Daha önce söyledi de bunu. Evet söyledi televizyon. Alınacaktı. Başka bir sürü şey vardı ve bu yıla yaklaşık 100 küsur filan bir milyar TL'lik bir gelir oluyor. Ama önemli bir bölümü de 2025'te. Tabii ki. Ama 2025'te aynı zamanda 2025'te tehlikeye attı. 750 milyar lira paketle taslakta öngörülüyordu. Şimdi 150 milyara düştü. O zaman bu kamu zamlarının izleyen aylarda da yılın son çeyreğinde de devam edebileceğini düşünmemiz çok rasyonel aslında değil mi? Bence yapmaları zor. Zor mu? Zor. Yapmaları zor çünkü yıl sonu hedefi zaten beklenti büyüdü. Şu anda baktıkları yer artık beklenti. Merkez Bankası'nın toplantı sonrası yaptığı açıklamada da beklentilerin değişimi üzerine çok özel bir vurgu yapıyor. Özellikle hane halklarının enflasyonun düşüşe konusundaki beklentileri karamsar. Ne öngörüyorsunuz abi? 38 mi? 42 mi? Vallahi 40, yıl sonu enflasyonu 43 gibi. 43 gibi. 43-44 gibi. Yani ama kamu zamları özellikle elektrik, doğalgaz belki olmazsa. Şimdi ben orada izin verirseniz şunu söyleyeyim abi. Elektrikte, doğalgazda birikmiş bir zam ihtiyacı var. Konuşuluyor. Biliyorsunuz bunu sübvansiyonlardan görüyoruz. Elektrikte özellikle yılın son çeyreğinde %20 zam yaparlarsa hiç sürpriz olmayacak. Elektrik dağıtım şirketlerinin enerji piyasası düzenleme kurumu ve Enerji Bakanlığı ile görüştüklerini biliyorum. Keza konutlarda işte 138 doğalgazın
doğalgaza zam yapıldı ama işte orada belli parametreler olduğu için örneğin İstanbul'da %30 civarında yansıyacak. Ankara'da da bu oranda yansıyacak. Yine konutlara bir miktar zam yapabilirler yıl tamamlanmadan. Bunu nereden çıkartıyorum? Piyasada konuşulanlardan, ayrıca da en son köprü ve otoyollara yapılan zam. Bu yıl 3 kez zam yapıldı. Ocak başında, 15 Mayıs'ta, 15 Mayıs'tan sonra hemen Ağustos'un ikinci yarısından geçerli olmak üzere zamlar yapılır ve yüksek oranlı zamlar yapılır. Peki o birikmişler bitti mi? Bitmedi. Bitmedi. Şeyde köprü, otoyollarda. Hayır. Hala ciddi bir makas var. Özellikle yapışet devletlerde. Yapışet devletlerde kamunun ödediği, hazinenin ödediği pay özellikle kurun artması nedeniyle her geçen yıl artmıştı. Bir de seçimler nedeniyle son iki yılda dokunmamışlardı. Ama kur fazla artmadı şimdi. Belli düzeyde gidiyor. Son bir şey daha söyleyeyim. Özellikle eğer köprü ve otoyollar özelleştirilirse kamunun kontrolündekiler onların geçiş bedellerini de artırmak istiyorlar. Yani daha cazip bir yatırım ortamı oluşturmak için. Bu hamlenin buna da dönük olduğu piyasada konuşuluyor. Olabilir. Çünkü bu üçüncü zam ve çok yüksek oranlı çok yüksek, zam. Evet. Açıkçası. %40 değil mi? Onun enflasyona katkısı doğrudan katkısı o kadar fazla değil. Hı hı. Dolaylı etkisi fazla. Köprü ve otoyollarla ilgili lojistik, olarak. Lojistik, taşımacılık maliyetleri. Seyahat gideri. Gıda şeyleri oradan fazla. Ama ona rağmen bir etkisi var. Yani niye yapamazlar diye düşünüyorum. Yani daha doğrusu tahmin ediyorum. Bunu bilecek halimiz yok. Çünkü aylık oranların, aylık enflasyon oranlarının yıl sonu geldiğinde %1'e inmesi lazım. Hı hı. Bundan sonra kalan aylarda. Tabii. Hı hı. Yani yıl sonunda. Evet. Şimdiki aylarda 1,5, yıl sonu yaklaştığında 1'e inmesi lazım. Ağustos enflasyon için ne öngörüyorsunuz? Sıfıra yakınsa mı? Yok, hayır. Yakınsaması mümkün değil. Hı hı. Yani 2 falan civarında falan bekliyorsunuz. 2 ya da biraz altında olabilir. Yani bunu da ben işte bu işi modelle yapanlara sorduğumda aldığım cevap. Yani Temmuz enflasyonu gibi bir enflasyon olmaz. Hı-hı. Altında olur diyorlar. Modellere vurdukları zaman orada olduklarını söylüyor. Ama sen sorular karıştı hepsi. Tamam edelim. Neydi? Yok, şimdi biz önce şunu sorduk. Yani diyoruz ki bütün bu iyimser tablo, hatta sizin yazıda da Merkez Bankası mali tedbirlere güvenmediği için diye başlıkla, orada da faiz kararı metnine değinerek hani kimilerine göre beklenenden iyimser, kimilerine göre ise daha ihtiyatlı bir dil kullanılmış. Şimdi bütün bu tabloya baktığımızda, yani bu uygulanan politikalar sayesinde mi oluyor, yoksa bir şekilde baskılanıyor mu, durduruluyor mu şu anda bir takım, işte hem döviz kurunun mesela böyle kalması, daha yukarı çıkması. Bir de 40 lira falan şeyleri var. Ya da evet. Şimdi işin gerçek tarafına bakarsak, doğru dürüst bir Türkiye'nin enflasyonla mücadele için bir hikayeyi ortaya koyamadığını görüyoruz. Şu anda uygulanan politika enflasyonda düşüşün en büyük nedeni kurların tutulması. Bu yüzden rezervlerin artışı ellerini çok rahatlat. Nasıl tutuluyor? Yani bir giriş falan mı oluyor ufak tefek de olsa? Hani onlardan mı kaynaklı oluyor? Nasıl? Şimdi dönem dönem değişiyor. Hı. Mesela bu hafta içerisinde benim hissettiğim rakamları almış değilim. Ama bu hafta sanki biraz küçük küçük satışları var. Hı. Döviz satışı döviz oluyor. Satışı çünkü oluyor. Kur biraz yüksek gidiyor. Ama geçen hafta o Japon yeni ile ilgili panik çıktığı zaman bayağı 6 milyar dolar falan satış oldu. Kurlarda o arada biraz hızlı yükseldi. Merkez Bankası şunu yapıyor. Kurlar fazla artmayacak ama rezervede fazla dokunmayacağım. O yüzden talep çok olduğu zaman bir kısmını karşılıyor, bir kısım küçük artışlara izin veriyor. Ama son baktığın zaman doların artışını aylık olarak neredeyse enflasyon, aylık enflasyonun yarısı kadar plan yapıyor. Şu ana kadar yılbaşından bu yana %14-15 civarı değil mi? Enflasyonun altında. Tabii, çok altında. Peki Elif'in sorusunu devam edersek, hı hı. Erdal abi, şimdi özellikle 14-28 Mayıs sonrasında işte
irrasyonel politikalardan rasyonel politikalara dönüldü. Orada ne gördük? Faizlerin artışını gördük. İşte carry trade diyorlar. Yurt dışından adam geliyor, dolarını bozduruyor. Türkiye'de yüksek faiz ortamı var ve sıcak para girişi var. Ama ben sıkça şeyi soruyorum. İşte sıfırdan yatırım var mı? Çok önemli, uzun soluklu olduğu için. Henüz daha o alana gelen bir yatırım yok. Araplardan da yok, Körfez'den de yok. Doğrudan yatırım. Doğrudan yatırım, evet. Hmm.